Sümbül anne, neredesin sen? Sabahtan beri seni sual ediyorum. Rüstem Paşa neden hala gelmedi? Sultanım, vallahi ben de kendilerini sual etmek için gitmiştim. Ne olmuş? Şimdiye çoktan gelmeliydi. Sultanım, paşamıza haince bir tuzak kurulduğu söylendi. Arabası Gekbuze mevkiinde ateşe verilmiş, öldüğünü söylüyorlar. Nasıl olur bu? Kim cüret eder benim beylerbeyime saldırmaya? Eşkıya dediler hünkârım. Siz merak buyurmayın. Derhal 1000 yeniçeri yolladım. Bulup getirecekler o hainleri. Henüz belli değil Hürrem. Lakin bir saldırıya uğradı aşikar. Hayrola Sümbül ağa? Betim benzin atmış. Paşa'ya mı üzüldün? Vallahi bunu kimler yaptıysa vebali boyunlarına. Sultanımız zinhar bu işin peşini bırakmaz. Giden gitti ağa. Allah taksiratını affetsin. Kim yapar bu hainliği? Damarınız olmaya layık görülmüş bir paşanıza. Bu zulmü kim reva görür? Müsterih olun sultanım. Cezalarını misliyle çekecekler. Bundan şüphem yok Lütfi Paşa. Gel. Senin saldırıya uğradığını söylediler. Doğrudur hünkârım. Allah rahmet eylesin. Mahiyetimdeki birçok insan yanarak can verdi. Birçoğu da kılıçtan geçirildi. Sen nasıl kurtuldun paşa? Allah'ın izniyle Vezir-i Azam Hazretleri Yüce Rabbim bir kez daha yardımını esirgemedi. Saatin yerindedi inşallah. Yaran veren yok değil mi? Şükürler olsun hünkârım. Burnum bile kanamadı. Zira emniyet tedbiri olarak iki ayrı kafileyle yola çıktım. Eşkıyalar evvelden yolladığım kafilenin önünü kestiler. Arabanın içinde benim olduğumu zannediyordu hainler. Oysa ben teptil halde ayrı bir yoldan gitmiştim. İşte hünkârımıza layık bir damat böyle olur. Benim damadım. Her daim böyle tedbirli ve akıllı ol Rüstem Paşa. Ol ki hainler kendi kazdıkları kuyuya düşsünler.